Benim enteresan yaşantımda benden büyükler çok önemli rol oynamışlardır. Hem futbol hayatımda hem de sosyal yaşantımda. Hiç kendi yaşıtım çok arkadaşım olmadı. Çok nadirdir. Hep benden daha büyük abilerle beraber futbol oynadım, arkadaşlık ettim. Zaten futbol hayatına da çok erken yaşta girdim. Yani 12-13 yaşlarında artık yavaş yavaş futbolcu olarak değil de ama futbolculuktan böyle bahsedilen bir genç çocuk olmaya başladım. Mahalle takımı kurduk Fındık Sadeli. Davut Başa sahası vardır Çukur Bostan adında. Orada mahalle maçları oynuyoruz. Bir gün bir dayım vardı. Biz Arnavutuz ayetten. Anne tarafı Arnavut, baba tarafı Selanikli. Oraya top oynarken teyzemin oğlu ve dayı derim. O beni seyretmiş. Onların da o zamanlar mahalle takımları çok önemliydi. Yani mahalle takımları vardı. Bu kadar amatör takım yoktu. Yani üçüncülük bile, üçüncülük vardı. Süper i̇şte Süperlik, ikincilik bir tane, üçüncülük. Ve çok nadir amatör takımlar vardı. Ve bu amatör takımlara zaten çok kaliteli futbolcular çıkardı. Mesela örneğin Çilli Mehmet, Kağasa Çilli Mehmet Sirkeci'de amatör takım. Sirkeci'den direkt Galatasaray'a gitti oynadı. 20, 28 yaşında. Yani amatör takımda oynayan, şimdiki amatör takımda oynayan futbolcu kariyerleri, futbolcu kimlikleri gibi düşük değildi. Çok yüksekti o yıllarda. Beni seyrediyor mahalle takımında. Onların Yıldırım Sporu diye bir futbol takımları var. Dayımın <laughs> kurdu. dedik seni orada oynatacağım. Yani tabi tabii çok önemli. Yani mahalle takımından bir semt takımı ve tanınan bilinen bir kulüp Yıldırım Spor o semtte. Ve yazın oynadığı için hazırlık maçları, mahalle maçları daha doğrusu çukurbosan' da mesela 7-9 o çok önemli bir saat. Yani o sıcakta 7-9 usta takımların oynadı. Tamam dedim. Ondan sonra gittim. Ben de oynatacağım deyince bekliyorum. Ama yaşım da daha 14-15. Abi baktım. <laughs> Beni oynatmadı. <gülüyor> <gülüyor> bir sinirlendim. <laughs> Ondan sonra aldım ayakkabıları gittim. Sen ayakkabı dedin de yani hiç adı ayakkabı. Sonra dedim ki sen beni oynatmayacaksın dayı dedim kusura bakma. Ama dedim şöyle yapalım dedim. Haftaya dedim benim dedim mahalle takımım var dedim. Bizim mahalle takımında senin takımın maç yapalım dedim. O da anladı benim sinirlendim. Tamam dedi. Bizim mahalle takımıyla sem takımı Yıldırım Spor'la oynadık. 2-1 yendik. 2 de gol attım. <laughs> Tabii ondan sonra <laughs> devamlı Yıldırım Spor'la oynadım. Şimdi mahalle takımlarının ve futbol sahalarının olması avantajı şuydu futbol adına futbolcu adına kulüpler orada futbolcu görürlerdi mesela örneğin ben orada mahalle takımları oynardı sabahtan başlardı akşama kadar e, İdareciler, semt üçüncülük ikincilik <laughs> gelirlerdi o maçları seyrederlerdi ve oradan futbolcu beğenirlerdi Bunu en güzel örneğiydi ben kendim mahalle takımından ben <laughs> Davut Davutbaşılı zaten Davutbaşı takım orada antrenman yapıyor. O Osa Davutbaşı Spor Kulübü'nün sahası o günler için ve beni görüyorlar, beni beğeniyorlar. Ve beni Davut Maşa'da dayımdan istiyorlar. Zaten sem olduğu için herkes birbirini tanıyor. Böylece Davut da ilk lisanslı futbolcu oluyorum. Davut Başı genç takımında... ...valla üç veya dört maç oynadım. İşte dediğim gibi İstanbul ufak o yıllarda. Ufak olunca da çabuk duyuluyorsun. Yani isim olarak. Ee, nüfus da ufak, az. <laughs> 4 maç oynadım. Hatta hiç unutmam. Bir İstanbul Spor maçı var. Maltepe Stadında. Davut Başa İstanbul Spor. İstanbul Spor Antonio'da lakabı Arap gün gördü. Benim enteresan hiç unutamadığım belki de unutamadığım kadar hayatımda çok önemli bir rol oynayan bir maçtı. Şimdi genç takımlarda biliyorsunuz yaşı büyük olanlara itiraz ederler. Rakip. İşte mesela 14-15 yaşında 17 yaşında oynatırsanız Der ki bu büyük. Onun için oynamaması lazım misası. Güngör Hoca, İstanbul Spor Hoca'sı bana itiraz ediyor yaşı küçük diye. Beni oynatmak istemiyor. <laughs> Çok enteresan. Ben o maçta yani formaya giymişim. Oynayacağım. Doğut Boşa. Lisanslı bir futbolcuyum. Yaşım 14-15 hatırladığım kadarıyla. 14'ü tahmin ediyorum. Tabii 14 yaşındayım. Olmaz. Sahaya çıkacağım. Aa dediler ki bana sen oyn oynay oynayamayacaksın. Niye? E, karşı takım itiraz etti. Ne itirazı? İşte yaşın ufak olduğu için oynayamazsın. Ya dedim benim bildiğim kadar büyük olanlarla itiraz edilir. <laughs> Oynamadım ama başladım ağlamaya. Yani bir sinir. Ve o ağlamanın üzüntünün getirdikten sonra çünkü o zamanlar genç takım maçlarında A takım hocaları da Rıdvan hocamız vardı. Rıdvan hoca da seyrederdi. Yani. Şimdi mesela o düzen yok. Yani genç takımın veya U20 min takımı örneğin mesela Aykut diyelim şu an için aklıma o geliyor. Fenerbahçeli olduğum için. Aykut genç, genç takım maçını seyrettiğini tahmin etmiyorum. Veya U21 maçını yakından takip ettiğini tahmin etmiyorum. Ama o zamanlar tabii şimdi kadar en futbol endüstrisi bu kadar ileri değildi. Beni tabii görüyor. Diyor ki sen diyor yarın dedi şeye geleceksin. A takımına çıkacaksın. Ben şaşırdım tabii A takımına çıkacağım. İnanılmaz bir şey. Ve ben A takımla antrenmanlar başladım. Yani 3-4 maç genç takımda oynadım. Ve direkt şeye seçildim. Genç bir takımı seçildim oynarken. Genç bir takımda oynarken A takımda çıktım. Hiç unutmam Eyüp maçı var. Üçüncülük. Yaşta 15. Eyüp Spor, Davut Başa. Bir bir bitti. İlk golü ben attım. <laughs> ama yaşım çok ufak. Beni tutamıyorlar. <laughs> bir de tekme atıyorlar çok ama Duramıyorlar da kızıyorlar daha kötü oluyor. Şimdi o yaşlarda da o zamanlar da e, abi kardeş abi çocuk artık biz çocuğuz çünkü abi Çünkü üçüncü oynayan adamlar mesela enteresan. 25 yaşında 20, 30 yaşında 28 yaşında e ben 15 yaşındayım düşünebiliyor musun yani <laughs> adamın bakışından korkuyorsun. Ve öylece ben ilk sezon 6 ay yani ikinci yarı A takımında oynadım. Baktım artık yavaş yavaş tanınmaya başladık ondan sonra işte geliyorlar maç seyretmeye ediyorlar. İkinci hatta verilir istedi o sene e, hem okuyordum. Aksa e, Aksaray Deneme İlkokulu'nda okudum. Daha sonra şehrimin ortaokuluna devam ettim. İşte bu yıllar içerisinde şehrimin ortaokulu bittikten sonra liseye başladığım zaman Aksaray'da Bilir Koleji vardı. Zaten o yıllarda İstanbul'da ediyorum 3-4 tane koleji vardı. Kolejden transfer teklifi aldım. Yani para parasız o kolejde okuyacaktım. İşte okul takımında çok önemliydi o zamanlar okul, lise takımları. Orada koleji 2 üç sene arka arkaya şampiyon yaptık. Ben ve diğer arkadaşlarımla beraber çoğu da futbolcuydu zaten. O hayatta öyle güzel bir yani güzel günlerimin geçtiği bir bir koleji, lise yılları var e, ee, gelirsek Davut Başa ikinci sayı artık Davut Başa da üçüncü ligde olarak direkt oynayan bir futbolcu ve genç bir takımda yavaş yavaş <laughs> yıldız adayları içerisinde konuşulan bir çocuk oldu. <laughs>